Benetintimizi de uygulayalım. Kombinimi de göstereyim size. Kombinim çok basic. Siyah, full siyah, böyle siyah kumaş bir pantolon. Ve üstüne triko bir üst H&M'den. Ben gidiyorum diye galiba bugün Hollanda'da 24 derece falan olacak. Şansıma. Özleyeceğim benim mamuşum. Çok. Şimdi gate'e geldim. Su aldım kendime ve Twix aldım. Ve şu parfüm mağazasından bunu aldım. Çünkü uygundu, 17.50 idi. Normalde 22 euro mu ne? Yani burada bir tık daha uygundu. Ve çok seviyorum. O yüzden onu aldım. Ve şimdi bagaj bekliyorum arkadaşlar. O kadar çabuk geçtim ki kontrolleri. Pasport da zaten Türk pasportu olduğu için hemen o kendin, hani kendin geçtiğin şeylerden geçtim. Çok anlatamadım ama anladınız. Biraz yorgunum arkadaşlar. Neyse, bal bekliyorum. Ve sonunda evime geldim. Evim diyorum ama kendi evim değil tabii ki. Burası İremlerin evi. Burada kalacağım bir hafta. Şimdi size böyle minik göstereceğim. Detaylı değil çünkü dediğim gibi kendi evim değil ama böyle minik etrafı göstereceğim. Giriş şurada. Direkt burada bir boy aynası var. Kombinlerimi burada gösteririm size. Burada lavabo var. Yukarıda odalar var. Burada böyle bir oturma odamız var. Koltuk, mini televizyon. Ve burada da mutfağımız var. Ve manzaramı da göstereyim size. Şöyle. Uçakta uyumaya çalıştım ama asla uyuyamadım. O yüzden o kadar uykum var ki şu an, belli oluyor zaten gözlerimden. Hemen makyajımı çıkartacağım, üstümü değiştireceğim. Belki çabuk bir banyoya girip çıkarım, bilmiyorum. Ondan sonra da uyuyacağım. Yarın da artık gezmeye başlarız. Çok heyecanlıyım gerçekten çünkü İstanbul'u seviyorum. Günaydın. Uyandım. Çok erken uyandım. Hazırlanıp yarınla Kuzguncuğa gitmek istiyoruz. Çünkü yarın da daha önce gitmedi oraya. Ben de daha önce gitmedim. Planda o var, bakalım. Bakın yatağım bu. Böyle çatıda. Eşyalarım hep burada. Ve burada böyle açık hava. İşte teras gibi bir yer var. Orayı da göstereyim. Şöyle manzarası çok güzel. Ve yazın, yani havalar ısındığında burada oturmak aşırı keyifli olur. Hemen şöyle kombinimi göstereyim size. Bu jean'i giydim. Bu yeni aldığım tişörtü giydim Bershka'dan ve üstüne de blazer ceketim Mango'dan. Ve çanta olarak bunu alacağım. Şöyle. Ve Kuzguncuğa geldik arkadaşlar Yaren'de. Bakın çok güzel gerçekten. Birkaç yer var gideceğimiz. Şimdi onlara bakıyoruz. Bak bunu koyarım. Şimdi tarihi Kuzguncuk fırıncıya geldik. Böyle brownie aldık çünkü çok meşhurmuş. Cappuccino ve yarın çay aldım. Ve şimdi Kuzguncuk Bostanı'na geldik. Bakın arkadaşlar, şuradaki evler gerçekten çok güzel. Şurada dikkat kedi çıkabilir yazıyor. Ay, çok tatlı. Burası gerçekten çok tatlı bir mahalle arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Böyle küçük küçük kafeler, işte dükkanlar falan var. Böyle upuzun bir cadde. Ve sahile geldik. Kuzguncuk sahili. Şöyle. Çok güzel. Köpüşler var burada. Şimdi vapura bindik. Ay. Alttan mı? Üstten mi? Ha, tamam. Bir sonraki günden hepinize günaydın. Dün Yaren'le Beşiktaş'ta bir kafede oturduk. Öyle pek çekim yapmadım. Şimdi Moda'ya gideceğiz. Moda'da bir yerde kahvaltı yapacağız. Yaren bulduğu yeri. Ondan sonra da Moda Danata'da Portekiz tatlısı yiyeceğiz. Onu çok öneren oldu. Merak ettim. Evet, o şekilde. Şimdi nereye gideceğim? Söğütlü, Çeşme, Marmara, bir yere gideceğim bilmiyorum. Taksiyle Yaren'le orada buluşacağız. Oradan geçeceğiz.
Taksi için kullandığım uygulama bu arkadaşlar. Bir taksi. Gideceğiniz yeri yazıyorsunuz ve direkt böyle fiyat çıkıyor karşınıza. Plaka da çıkıyor. Gelecek olan kişi de çıkıyor. Hep bunu kullanıyorum İstanbul'da. Ve buradan da ödeyebilirsiniz ama nakit, işte kartla, her şeyle ödeyebilirsiniz. Konutop diye bir yere geldik. Böyle hep sağlıklı şeyler var. Ben acai smoothie kases aldım. Yaren de çikolata versiyonunu aldı. Bir tane kovazan aldı. Portakal suyu ve cappuccino yulaf sütlü. Şöyle göstereyim size. Tadına bak. Önce bunun tadına bak bence. Bence bayağı iyi. Yani Hollanda'daki daha güzel, yani Hollanda'da yediklerim daha güzel ama bu da değil mi? Sevmedin mi canım? Niye? Meyvesini mi? Meyveli. Şimdi Moda'da Nata'ya doğru gidiyoruz. Şu sokak tatlı geldi bana, o yüzden çekmek istedim. Bakın aldık arkadaşlar elimizle. Şöyle. Cheers. Çok güzel değil mi? Hoş geldiniz. Bayağı iyi. Ve şimdi Say Cheese'de makarna yiyeceğiz. Çok meşhurmuş. Tadına bakacağım. Böyle parmesanlı. O da direkt Moda Denata'nın yanında zaten. Nasıl? Güzel. Ya of ya. Bayağı güzel. Bence. Evet. Değil mi? Ama şu çok aç olan biri doymaz bunu. Büyüğünü alsa okey. Aynen. Şimdi ilk kez tünele bineceğim arkadaşlar. Böyle bir şey. Bir durakmış. Çok merak ediyorum. İlk kez bineceğim. Arkadaşlar şimdi minyatüre geldim. Bakın. Çok tatlı. Burada gezeceğiz. Tüm Türkiye'yi gezdim arkadaşlar. Galata'ya geldik arkadaşlar ama kapalı maalesef. O yüzden çıkamıyoruz. Şöyle göstereyim. Bayağı kalabalık ama buralar. Burası o kadar güzel ki bakın. Birazdan O Ses Gurme'de çiğ köfte yiyeceğiz. Orası çok önerildi. Şöyle göstereyim. Şimdi
eve doğru gidiyorum. Bakın şeyde, Kız Kulesi'nde böyle ışık şovu falan var galiba. O kadar güzel ki. Şöyle yakından göstereyim size. Tüm İstanbul güzel de şu an. Şöyle. Ama Kız Kulesi ayrı bir güzel. Suadiye'deyiz arkadaşlar. Bir tane neydi? Bella diye bir bakery'e gideceğiz. Bir kahve falan içeceğiz. Böyle. Mağazalar açık bu arada. Kapalı değil. Yani yine açık olan mağazalar var. Kalabalık mı? Evet, kalabalık. Ya yine iyi ama İstanbul için. Vanilya ice latte aldım. Bir de croissant. Croissant bayağı iyi duruyor. Sıcacık. Ve şimdi Moda'ya, Moda'dayız değil mi? Oo, sushi diye bir yer var. Yaren buldu. Şu an çok güzel güneş. Oraya gideceğiz. Bu arada kameranın şarjı bitti arkadaşlar ve ben Hollanda'da şarjımı almayı unuttum. O yüzden şu an telefonla çekmeye devam edeceğim. Başlangıç olarak edamame aldık. Çok güzel bir tabakta geldi ve gyoza sebzeli. Tofu var içinde ve sebzeler. Ve tekrar Hollanda'ya ışınlandım. Kameranın şarjını unuttuğum için gerçekten kendime kızdım. Çünkü normalde böyle bir şey yapmam. Kısa oldu video biliyorum. O yüzden İspanya'yı da ekleyeceğim. Yarın İspanya'ya uçacağım. Dedim ikisini bir video yaparım. Bir taraftan da kafamı dinledim İstanbul'da. Yani sürekli çekim yapmadım da o anın tadını çıkardım. Neyse, mini bir İstanbul alışverişi göstereceğim size. Çok fazla bir şey almadım gerçekten. Ama yine birkaç şey aldım. Eve bir şeyler aldım. Onları göstereyim size. Az önce kahve yaptım kendime. O yüzden içi böyle, ama böyle bir kupa aldım kendime. Design Market diye bir butikten aldım. Hello New Day yazıyor. Bu o kadar hoşuma gitti ki, böyle benekli. Vitrinde gördüm. Dedim direkt sen benimle geliyorsun. Aldım onu. Daha sonra Benetint aldım Sephora'dan. Çünkü benimki bitti bitiyordu. Bu severek kullandığım bir ürün. Sürekli çantamda. Şu. Ve bir tane kitap aldım. Mektup diye, Simyacı'nın aynı yazarı. Arkası çok ilgimi çekti. O yüzden buna birazdan başlayacağım. Ve ev için birkaç böyle çikolata şeker falan aldım. Bunlar böyle kahve çikolatası. Böyle böğürtlenli, portakallı. Ve bu inşallah doğru söyleyeceğim şimdi. Akida şekeri. Eski zaman şekeri. Anne babam gördüğünde çok sevindi. Ben bir tane yedim şu limonludan. O kadar güzeldi ki, ama çok sertti. Yani dişlerim için ne kadar iyi bilmiyorum. Ve böyle şekerci Cafe Erol'dan bir set aldım. Onu da şöyle göstereyim. Bu bitti. Bunda böyle uzun çikolatalar vardı. Bu taşlardan çikolatalı. Bu çok güzel karamelli. Yine çikolata. Bu da çikolata. Bu böyle ağızda patlayan bir şey. Hem böğürtlenim. Bunu bayağı sevdim ben. Ve bu da böyle yine çikolata. El bagajımı çıkardım. Yavaş yavaş onu doldurmaya başlayacağım. Mallorca sıcak olduğu için daha çok elbise, bikini tarzı alacağım yanıma. O yüzden çok fazla yer kaplamaz zaten. İki tane elbise almıştım ben yazın. Yok, indirimden almıştım. Ne zaman bilmiyorum ama illa bir yerde giyerim diye düşünmüştüm. O bir yer Mallorca. Dolabımda gördüğümde şey oldum. Ah, bunlar nereden çıktı, böyle yeni alışveriş yapmışım gibi. Çünkü uzun zaman dolabımda bekliyorlar öyle. Bir tanesi o kadar güzel ve estetik bir elbise ki. Bakın şu. Bunu Zara'dan almışım. Şöyle askılı. Keten bir elbise. Böyle upuzun ve arkası şu an hiç gösteremem ama böyle farklı. Bunu şu an hayal ediyorum. Çok güzel. Bunu alacağım yanıma. Etiketi daha da üzerinde. Ve Pull&Bear'den de bir elbise almışım. O da böyle. Bu da yine farklı. Hem böyle sarı, yeşil. Bu da böyle uzun. Bunun da etiketi hala üstünde. Bu da güzel. Bence güzel olabilir. Şöyle bir elbisem var. Bunu daha önce giydim. Fethiye'de galiba giymiştim.
Ama çok seviyorum bunu da. Renkleri falan çok güzel. O yüzden onu da alacağım yanıma. İki tane bikini alacağım. Bir tanesi böyle siyah. Çok basic. Diğeri de böyle desenli. Böyle farklı renkli. Bu da çok güzel. Böyle siyah bir şal da aldım belime bağlamak için bikinilerin üstüne. Terlik olarak da böyle bir tane flip flop alacağım. Ve böyle bir tane hasır galiba değil mi? Hasır terlik. İki tane çanta alacağım. Şu mavi ve böyle krem rengi. Bu tam böyle plaj çantası. Ve şöyle bir çanta. Beyaz bir pantolon ve bir gömlek ekledim. Öyle kombin yaptım. Mavi elbisem, birkaç takı, makyaj çantam, vücut kremi. Öyle saç ürünleri falan çok fazla getirmeyeceğim. Zaten otelde kalacağız. Büyük ihtimalle orada vardır. Boşuna da yer kaplamak istemiyorum. Sadece küçük bagajım var. 12 kiloluk. O kadar. Yani daha bir küçük şeyler var. Güneş kremi falan ama onları sonradan ekleyeceğim. Az önce oje sürdüm. Aynı ojeyi İstanbul'da da sürmüştüm ama biraz böyle şey olmuştu. Yani çıkmıştı. O yüzden tekrar sürdüm. Bu Essie'nin Ballet Slippers. Çok böyle temiz duran bir öje. Aslında mavi sürecektim. Sonra dedim her kombinle gitmez. Bu her kombinle gidiyor. Şöyle yakından da göstereyim. İstanbul'dan abime de bir şeyler almıştım. Onları da göstereyim size. Sephora'dan iki tane böyle maske aldım. Bunu çok seviyor Hindistan cevizli. Bu da böyle göz altı için. Dedim alayım belki iyi gelir. Ve Kafa dergisi. Abim bunları biriktiriyor her sene. Alıyor. Ve Lezbeyemez'den abime tişört aldım. Her İstanbul'a gittiğimde Lezbeyemez'den abime tişört alıyorum. Bu sefer böyle beyaz bir tane aldım. Ve mavi Lezbeyemez yazıyor. Arkası da bu şekilde. Arkası da hoşuma gitti. Şöyle. Tamam. Şimdi yine aşağı inip kendime kahve yapacağım. Yoksa uyuyacağım ben gerçekten. Biraz sohbet edelim. Kahveme eşlik edin istedim. İstanbul o kadar güzeldi ki günler çok çabuk geçti. Hiçbir şey anlamadım ama İstanbul her zaman öyle. Çünkü sürekli bir şey oluyor ve işte zaman çabuk geçiyor. Ama çok sevdim bu İstanbul tatilini. İhtiyacım vardı böyle bir şeye. Şimdi de daha çok böyle deniz, güneşlenmek, daha sakin bir tatil olacak. Daha çok otelde olacağımız bir tatil. Zaten otelde havuz var ve deniz de hemen otelde. O yüzden sadece akşamları belki yemek yemeye çıkarız, öyle gezmeye. Bir önceki videoyu sildim. İş yerinde olay anlattığım video. Ne olur ne olmaz biri izler falan diye sildim onu. Aslında ben silmeyecektim. Bizimkiler dedi sil diye. Çünkü o bir suçmuş onu açık etmem. Ya adam zaten izlemiyor videolarımı. Çocuklara da arada bir yani denk gelirse onlar da öyle sadece bakıyor hani böyle çevirip izlemiyorlar videoyu. Neyse bilmiyorum iş yerinden daha hiçbir haber gelmedi. Ben kendimi hasta bildireceğim. Bakalım nereye kadar neler olacak çok merak ediyorum. Ama anlatırım size zaten her şeyi. Bugün aslında hiçbir şey yapmak istemiyorum çünkü yarın yine yolculuk var. Dışarı çıkmam. Öyle evde takılırım bizimkilerle. Ay abim az önce şey dedi çok güldüm ona. Diyor ki sen evi şey olarak kullanıyorsun artık. Dinlenme tesisi. Buradan yine gideceğim ya hemen İspanya'ya. Öyle denk geldi bu sefer de. Aslında gerçekten bu iş olayı şey olsa böyle Muğla'ya gidip böyle bir ay, iki ay falan Muğla'da kalmak istiyorum. Böyle kıyıya yakın bir yerde. O kadar yani şu an bu var sadece aklımda. Yani hiç iş falan hiç girmek istemiyorum tekrar o şeylere. Neyse bakalım zaman ne gösterecek. Burada videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Bavulu kapatacağım zaten birazdan. Ondan sonra da sadece dinlenirim. Bizimkilerle vakit geçiririm. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Özür dilerim. İstediğim gibi olmadı. Aslında İstanbul'da daha uzun ve daha detaylı çekim yapacaktım. Artık İspanya'da şarj aletimi unutmayacağım bu sefer. İspanya tatilini detaylı çekeceğim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.